Hangal ve Ken Corso. Çene kuvveti. Kangal yaklaşık olarak 743 PSI bir çene kuvvetine sahiptir. Ken Corso'ların ise çene kuvvetleri 700 PSI'dir. Yaşam süreleri. Kangal 11 ila 12 yıl yaşayabiliyorken Ken Corso'ların yaşam süresi 10 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 12 yıla kadar uzayabilir. Yaşam sürelerini biz sadece genel analizlere göre yorumlayabiliyoruz. Tabii ki ne kadar ve nasıl yaşayacağını kimse bilemez. O yüzden burada ikisine de puan vermiyoruz. Genel sağlık. Kangallar gayet sağlıklı ırklardandır. Bilinen herhangi önemli bir sağlık problemi yoktur. Ken Corso türünün bazı kalıtsal hastalıkları vardır. Şöyle ki, gastrit dilatasyon yani hızlı yemekten kaynaklı, kalça displazisi, ektropiyon yani göğsel problemler başlıcalarıdır. Ama diğer ırklara göre gayet de sağlıklıdır. Her daim düzenli veteriner kontrolüne tabi tutulmalıdır. Oldukça fazla salya akıtmaktadır, kilo almaya müsaitlerdir ve hipoalerjenik ırklardan değildir. Çocuklarla arası. Sivas kangalları çocuklarla çok iyi anlaşabilmektedir. Bundandır ki çocuklu aileler için uygun bir yapısı vardır. Adeta biçilmiş bir kaftandır. Onları çocuk dostu demek yanlış olmaz. Ken Corso küçük yaştan itibaren iyi sosyalleştirilmesi durumunda çocuklarla oldukça iyi geçinirler. Özellikle yavru korsoların çocuğunuz ile büyümesi sıkı ve kalıcı bir dostluğu beraberinde getirir. Ama çocukların köpeğe karşı davranışları konusunda uyarılması gerekmektedir. Özellikle yemek esnasında müdahale etmemek, kulak ve kuyruğunu çekmemek gibi bazen daha küçük çocuklara istemeden çarpmadan kaynaklı zarar verebilmektedir. Bu gibi durumlara karşı her daim dikkatli olmalısınız. Diğer hayvanlarla arası. Sivas kangallarının yabancılarla ve kedilerle arası ne çok iyi ne çok kötüdür demek yerinde olacaktır. Ama diğer köpek cinslerine karşı pek dostça yaklaştığını söyleyemeyiz. Ama genellikle diğer hayvanlarla yan yana büyüyebilirler. Ken Corso'lar yabancılarla ve kedilerle asla geçinemezler. Köpeklere karşı ortalama mesafeyi tercih etmektedirler. Diğer hayvanlara karşı tutumunu tahmin etmek zor değil. Evet, kendilerini tek evcil hayvan olarak görmek isterler. Ev ve apartman uyumu. Kangalların apartman hayatına uygun cinsler olduğunu söylemek doğru olmaz. Apartman onlara dar gelir ve sıkılıp mutsuz olurlar. Bir Sivas kangalı için en münasip yer bahçeli evler, araziler ve tarlalar olmalıdır ki tabiatına ve işlevine uygun olsun. Ken Corso'lar apartman yaşam tarzı için kesinlikle tavsiye edilmez. Bu durumda başta komşularınız hoşnut olmayacaktır. Büyük ve atletik bir ırk olduğundan onun geniş ve ferah bir alana ihtiyacı vardır. Eğitimleri kolay mı? Evet, kangal köpeklerini eğitmek oldukça kolaydır. Ara sıra eğitim konusunda zorluk çıkartabilirler. Ancak onlara yeni komutlar öğretmek konusunda tutarlı olduğunuz takdirde kolaylıkla öğrenirler. Ken Corso'lar köpek eğitimleri konusunda zeki olduğu için hızlı öğrenim gösterir ve birçok şeyi hızlıca öğrenebilir. İyi bir öğrenci olan Ken Corso, köpek eğitimi sırasında eğiticisiyle sağlam bir bağ kurar. Köpek eğitimi sonrasında ise aynı kuvvetli bağı sahibiyle daha kuvvetli bir hale getirir. Ve evet, eğitimleri kolaydır. Bakımı. Sivas kangalı köpeklerinin tüylerinden bahsedecek olursak orta uzunluktadır. İlaveten aşırı tüy dökmezler. Bu cinslerin tüy bakımı için haftada 1 ila 2 kez taramak yeterlidir. Ne çok fazla ne çok az derecede egzersiz ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın karşılanması için her gün dolaştırılması doğru olacaktır. Bunların dışında Sivas kangallarının bakımı diğer köpeklerle aşağı yukarı aynıdır. Ken Corso'nun cildinin en iyi durumda kalması için tüylerinin haftalık birkaç kez taranması önerilmektedir. Tüyleri kısa olduğundan tüy bakımı gerektirmeyecektir. Kauçuk bir eldivenle ölü kıllarından arındırabilirsiniz. Ayak sağlığının korunması için tırnaklarının kısa olması gerekmektedir. Bekçilik. Kangallar dünyanın en iyi bekçi ve koruma köpeklerinden biridir. Ayrıca bölgesel bir ırktır. Muazzam gözlem yeteneğinin yanı sıra gelişmiş koku alma duyusu da eklenince bu dediklerimizi kanıtlar nitelikte olmuş oluyor. Ken Corso'lar bekçi ve yakın koruma köpeği olarak görevini eksiksiz yerine getirir. Çok iyi bir koruma ve bekçi köpeğidir. Bunun yanı sıra polis köpeği, asker köpeği olarak da kullanan ülkeler yok değildir. Havlama. Sivas kangal köpeklerinin lüzumsuz havlama söz konusu değildir. Bu ırklar genellikle sessiz bir şekilde bölgesini gözlemektedir. Ken Corso'ların havlama eğilimleri yoktur. Ancak dediğimiz gibi
en iyi bekçi köpeklerinden biri olduğundan sizi uyarmak isteyeceklerdir. Onun dışında sessiz bir cinstir. Soğuk ve sıcak havalara dayanıklılık. Sivas Kangalları birer soğuk iklime dayanıklı köpeklerdir. Ayrıca soğuk gillerdendir de. Yani aşırı sıcak bir iklimin nüksettiği yerlerde bakmayı düşünüyorsanız yanlış olacaktır. Adeta ona zulüm etmiş olursunuz. Cane Corso ırkı ılıman iklimlere bayılırlar ama hem sıcak hem soğuk havayı tolere edebilirler. Ama tedbir her zaman için öncelikli olmalı. Soğuk bir havada bahçedeki kulübede bakıyorsanız bir yatak ve battaniyeyi koysanız hiç fena olmaz doğrusu. Yalnız kalabilir mi? Kangallar uzun bir süre yalnız kalabilir. Zaten sürü bekçiliğiyle uğraşırken onların kimseye ihtiyaçları yoktur. Tabii ki sürekli olarak yalnız kalmak hiçbir köpek için iyi değildir. Hem fiziksel hem mental açıdan onunla biraz da olsa aktivitelerde bulunmanız ve kaliteli vakit geçirmeniz gerekmektedir. Cane Corso'lar evde uzun süre kalmaktan nefret etmektedir. Özellikle yoğun iş temposuna sahip ailelerin bu durumu göz ardı etmemesi gerekir. Çünkü ayrılık kaygısı yaşadığı gözlemlenmektedir. Enerji seviyesi. Sivas Kangal türü köpeklerinin ortalama düzeyde bir enerji seviyesi vardır. Bu nedenle yarı aktif bir hayata sahipseniz bu cins sizin için uygun olacaktır. Cane Corso cinsi köpekleri diğer köpek ırklarından epey yüksek bir enerji seviyesine sahiptir. Onun egzersizlere ve aktivitelere ihtiyaçları vardır. Bu sebepten ötürü antrenmanlarını aksatmamanız, onunla çeşitli oyunlar, egzersizler yapmanız gerekir. Örneğin ip çekmek, frisbee yakalamak, top fırlatmak gibi örnekler verilebilir. İlk defa köpek alacaklar için uygun mu? Sivas Kangalları başına buyruk olmayı çok severler. Sürü köpeği olmasından da anlaşılacağı üzere aşırı güçlüdürler ve ilk defa köpek bakacaklar için kesinlikle uygun olmayacaktır. Cane Corso ırkları inatçı ve dominant kişilikleri nedeniyle acemi sahipler için hiç mi hiç uygun değillerdir. Haliyle ilk defa köpek alacaklar için uygun olmayacaktır. Umarım yararlı ve keyif aldığınız bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler.